Herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı yazılık programımıza başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç Helal benim? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. LGS'de zaten Türkçe'de kaç almayı hedefliyoruz? 20'de 20 yapmayı hedefliyoruz. O zaman 20'de 20 hedefliyorsak bu yazılı bize vız gelir tırıs gider. Çok güzel bir şekilde başaracağız. Zaten yazılı notlarımız da yanımızda. Burada hem birinci yazılı hem de ikinci yazılı konuları var. Buradan da güzel güzel çalıştıktan sonra günlük hayatımızda zaten her gün sorular çözüyoruz. Atıyoruz Dinamo Soru Bankası'ndan sorular çözüyoruz. Eski LGS sorularını çözüyoruz. Yazılı konularımızda zaten mükemmel bir şekilde var. Burada tek dikkat etmemiz gereken konular bazı hocalar ikinci dönem konularını da işledi. Yani mesela fiil çatısı, cümle türleri, anlatım bozukluğu ikinci dönem konuları. Biz bu yazılı programımıza onlara da yer verdik. Onlarla alakalı sorular da koyduk. Ama cümlenin ögeleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri bunlarla alakalı sorularımız bittikten sonra anlam bilgisini arkadaşlar hatta şurada göstereyim size sözcükte anlam, parçada anlam, cümlede anlam, metin türleri, söz sanatları bunlar birinci dönemin konuları ve LGS'de de bunlardan gelecek. O yüzden bunları da çok güzel bir şekilde çalışacağız. Ardından da harika bir şekilde süper notlar alacağız. Yani burada öğreneceğimiz konuların birçoğu arkadaşlar şöyle skopumuza biraz yaklaştıralım. Birçoğu hem yazılımız için hem de LGS için faydalı. Ama LGS'de anlatım bozukluğu, fiil çatısı cümle türleri çıkmayacak. Bunları bilelim arkadaşlar. Hemen şimdi hızlı bir şekilde başlayacağız. Sizler mutlaka mutlaka LGS'de Denemeler çözmeyi, sorular çözmeyi unutmayın. Burada çözdüğünüz sorular yazılarınıza da faydalı olacak. Niye? Çünkü yazılarda da hocalar genellikle test soruyor. Biz ama çoktan seçmeli sorularda hazırladık sizler için. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin. Ardından da %100 gelebilecek soruları hep beraber çözelim. Evet arkadaşlar, Tonguç'un bana şunu söyledi. LGS hazırlıkları nasıl? Gidiyor? Muhteşem gidiyor. Tamam. LGS cümle ögeleri var. O yüzden şimdi cümle ögeleri sorularını kesin yapmamız lazım. Niye? Çünkü bunlar zaten LGS'de karşımıza gelecek. Yok biz LGS'ye girmeyeceğiz hocam bir sadece yazılı ediyorsanız yine bilmemiz lazım. O yüzden gelin bunu güzel bir şekilde öğrenelim demiş ki. Aşağıdaki cümleyi ögelerini ögelerine ayırınız. Hatırlarsanız cümle ögelerinde yöntemimiz şuydu. İlk başta yüklemi buluyorduk. Sonra özneyi, sonra nesneyi, sonra tamlayıcıları bularak ilerliyorduk. Yani yöntemimiz buydu. Yöntemimiz yüklem, özne, nesne, tamlayıcılar. Şimdi o zaman buradaki yüklemi bulmamız lazım. Teknolojinin geldiği noktayı ve şirketinin buna katkılarını uzun uzadıya anlattı şirket yetkilisi. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç? Anlattı hocam. Harikasın. Anlattığı hemen dikdörtgen için aldım. Anlattı yüklem. Peki yüklemi bulduktan sonra hangi öğeyi buluyorduk? Özneyi hocam. Süper. O zaman özneyi bulmak için soruyu soruyorum. Kim anlattı? Şirket yetkilisi anlattı. O zaman şirket yetkilisinin altına özne diye yazıyorum bak. Yüklemi zaten dikdörtgen için aldım. Onun altına sadece Y yazsam yeter. Bunu bilirsiniz. Ama özneyi daha detaylı yazdım. Kim anlattı? Şirket yetkilisi anlattı. Yüklemi bulduk, özneyi bulduk. Sonra hangi ögeyi buluyoruz? Nesneyi hocam. Harikasın. O zaman nesneyi bulmak için sorduğumuz sorular neydi? Kimi, neyi, ne soruları? Şirket yetkilisi neyi anlattı, kimi anlattı? Teknolojinin geldiği noktayı ve şirketinin buna katkılarını anlattı. Bak neyi anlattı? Teknolojinin geldiği noktayı anlattı ve şirketinin buna katkılarını anlattı. Neyi sorusuna cevap veren nesne de belirtili nesne oluyor. Neyi anlattı? teknolojinin geldiği noktayı anlattı ve şirketin buna katkılan anlattı. O zaman anlattığı yüklem şirket yetkilisi özne neyi anlattı? Teknolojinin geldiği noktayı ve şirketinin buna katkılan anlattı nesne oluyor. Tamam. Belirtili nesnemizi bulduk. Şimdi ardından nesneden sonra hangi ögelere geçiyorduk? Tamlayıcılar. Harikasın. Tamlayıcılara geçiyorsak ne yapacağız? Yer tamlayıcısı var, zarf tamlayıcısı var. Yer tamlayıcısı nereye, nerede, nereden? Zarf tamlayıcısı ne zaman, nasıl sorular demin Şimdi burada dikkat etsen uzun uzadıya diye, diye bir ögemiz var. Bu nasıl anlat sorusuna cevap verdiği için buraya da zarf tamlayıcısı yazıyoruz. Nasıl anlattı? Uzun uza diye anlattı. O zaman bu cümlenin ögeleri belli oldu. Belirtili nesne, zarf tamlayıcısı, yüklem, özne diye gidiyor. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Anne mutfakta kardeşim için beslenme çantası hazırlıyor. Önce yüklem buluyorduk. Yüklemiz nedir? Ben hazırlıyorum şöyle dikdörtgen içine alıyorum ve altına y yazıyorum. Yüklemden sonra özneyi buluyorduk. Kim hazırlıyor? Annem hocam. Süper. O zaman annemin de hemen altını çiziyorum. Annem hazırlıyor. Annemin altına da özne yazıyorum. Bak bu soruda hep özneleri kahverengi yazayım. Yüklemleri kırmızı yapayım. Zarf tümleşlerini yeşil. Nesneleri de mavi yapayım. İlerleyelim. Şimdi peki annem hazırlıyor. Annem sonrasında özneden sonra nesne geçiyorduk. Annem neyi hazırlıyor veya ne hazırlıyor? beslenme çantası hazırlıyor. Bak beslenme çantası nesne oluyor. Fakat neyi demiyor bak neyi yazılıyor beslenme çantasını değil. Ne hazırlıyor beslenme çantası hazırlıyor. Dolayısıyla bu belirtisiz nesne oluyor Tonguç Eladim benim bak. Niye? Bu çünkü neyi sorusuyla bulundu. Bu ise ne sorusuyla bulundu. Ne hazırlıyor beslenme çantası. Kim hazırlıyor annem. Şimdi devam ediyoruz. Neseden sonra da tamlayıcıları buluyorduk. Bir yer tamlayıcısı vardı bir de zarf tamlayıcısı vardı. Peki nerede hazırlıyor? Mutfakta hocam. O zaman mutfakta kelimesinin altını turuncu ile çiziyorum Tonguç Elan'ım benim. Bak mutfakta hazırlıyorsa mutfakta yer tamlayıcısı olacak. Yer tamlayıcısı ve nerede sorusuna cevap veriyor. Peki geriye kaldı? Kardeşim için. Bu da kimin için, niçin sorusunu soruyor. O zaman bu da zarf tamlayıcısı oluyor. Kardeşim için de zarf tamlayıcısı. Kim hazırlıyor? Annem özne. Nerede hazırlıyor? Mutfakta yer tamlayışı. Kimin için hazırlıyor? Kardeşim için zarf tamlayısı. Ne hazırlıyor? Beslenme çantası da belirtisi nesne oluyor. Devam ediyoruz. Şimdi, kutsal bir emaneti teslim ediyormuşçasına uzattı fotoğrafı işlemi yapan memura diyor. Hmm. Şimdi bu cümlenin öncelikle yüklemini bulmamız lazım. Burada yüklem ne olabilir sence? Teslim ediyormuşçasına. Hayır, patladın. Teslim ediyormuşçasına diye yüklem olmaz ki. Teslim ediyormuşçasına. E, bu yüklem olsa cümleyi bitirmiyor. Burada yüklemimiz uzattı bak. ...uzattı yüklem. Kim uzattı? Ee, uzatan kim? Memura diyor, olmaz. Kim uzattı? O uzattı. O zaman o... ...gizli özne. Bak buraya yazıyorum. O uzattı... ...o gizli özne. Peki... ...neyi uzattı? Fotoğrafı uzattı. Yüklemden sonra özne, özden sonra nesneydi. Neyi uzattı? Fotoğrafı uzattı. O zaman buraya da yazıyorum... ...belirtili... ...nesne. Fotoğraf uzattı... ...deseydi belirtisi nesne olurdu. Ama fotoğrafı dediği için aynı şirketin buna katkılarını, teknolojinin geldiği noktayı olduğu gibi neyi sorusuyla bulunduğu için burada da yine belirtili nesne oldu. Fotoğraf uzattı belirtili nesne, fotoğrafı uzattı belirtili nesne. Peki kime uzattı? İşlemi yapan memura. Süper. O zaman işlemi yapan memura da burada yer tamlayıcısı oluyor. Yer tamlayıcısı. Burada arkadaşlar net bir şekilde işlemi yapan memura kime sorusuna cevap veriyor. Hemen buraya yazalım. Kime kimde kimden neye Neyde? neyden nereye Nerede? nereden bunları bir yer tamlayıcısı oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Peki nasıl uzattı kutsal bir emaneti teslim ediyormuşçasına. İşte burası da şöyle ile çiziyorum. Burası da zarf tamlayıcısı oluyor. Tonguç evladım benim. Burası niye zarf tamlayıcısı? Çünkü bu e, nasıl sorusuna cevap veriyor. Burası neden yer tamlayıcısı? Çünkü bu kime sorusuna cevap veriyor. Burası niye belirtilmesi? Çünkü neyi sorusuna cevap veriyor. Burası neden yüklem? Çünkü cümleyi bitiren bu. Tamam. Şimdi aşağı indik. Nikola Tesla çağının ruhunu yakalamış ve ömrünü insanlık için yeni kişiler adamış önemli bir isimdir diyor. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? İsimdir. Süper. İsimdir diyorsun. Bak isimdir böyle aldım dikdörtgen için ama kapatmadım. Niye? Çünkü burada eğer tek bir kelime yüklem olsaydı o isimdir olurdu. Ama yüklem isim olduğu zaman, yüklem isim olduğu zaman cümleler genellikle özne yüklemden oluşur. Niye? Çünkü isimler yüklem olduğunda bir isim, önemli isim, yeni keşifler adamış önemli bir isim. Çağının ruhunu yakalamış ve ömrünü insanlık için yeni keşiflere adamış önemli bir isim diye uzun bir tamlama oluşur. Bu uzun tamlamadan dolayı biz bunun bütününe yüklem diyoruz Songuç'um. Yani cümleler isim cümlesi olduğu zaman özne yüklem oluyor genellikle. Çağının ruhunu yakalamış ve ömrünü insanlık için yeni keşiflere adamış önemli bir isimdir. Kim? Nikola Tesla. Süper. O zaman burada da Nikola Tesla'nın altını çiziyorum ve özne yazıyorum. Demek ki yüklem böyle bir isim olduğu zaman yani isimdir. Yani yüklem isim derken isim kelimesi değil. İsimden oluşan bir kelime olduğu zaman işte işte Nikola Tesla iyidir. Nikola Tesla öğrencidir Nikola Tesla bilim insanıdır. Fark etmez. Fiil olmadığı zaman cümle genellikle öz yüklemler oluşuyor. Bunu da bilmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Bunları zaten yazı notlarımızda sizler için güzel bir şekilde özetledik. Sizler de zaten LGS çıkışı için mutlaka Dinamo soru bankalarından veya diğer soru bankalarımızdan bunlara alakalı bol bol sorular çözün. Geldik buraya. Bu metnin numaralanmış cümleleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Belen geçidine düşen gölgenin bağrından çıkan ve damar damar kanayan bir cennet ırmağı gördü düşündü diyor. Şimdi burada sıfat fiil vardır diyor. Fiilimsileri soruyor bu LGS çıkıyor. Devrik fiil cümlesi diyor. Bu yok. Yükleme etken çatılı bir fiildir. Geçli fiildir. Bayağı karmaşık bir soru sormuş. Fiil çatısını da sormuş. Her şeyi sormuş. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle sıfat fiil sorusuna bakalım. Birinci cümlede birden fazla sıfat fiil vardır diyor. Filmsizleri nasıl buluyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakıyorduk. Şimdi Belen geçidine düşen gölgenin barından çıkan ve damar damar kanayan bir cennet ırmağı gördü. Düşün ne diyor ya bak. Gördü yüklem. Kim gördü? Ha, pardon öyle, öyle ayırmıyorduk. Sıfat fiile bakıyorduk. Düşen düşmeyen. Çıkan çıkmayan. Kanayan kanamayan. Burada an esi mezardaki cek eki almış. Kaç tane sıfat fiil var Tonguç şeyler Üç tane hocam. Süper. O zaman birden fazla diyebiliriz. Birden fazla sıfat fiil varsa da A seçeneği doğru. A'yı eledik. Devam ediyoruz. Uyandı sessizce diyor. Devrik bir fiil cümlesidir. Şimdi cümlenin türleriyle alakalı size şöyle güzel bir sayfa hazırlamıştım. Bakın bunu göstereyim. Cümle türleri arkadaşlar eğer yüklemi fiil ise fiil cümlesidir. Yüklemi isimse isim cümlesidir. Tamam. Eğer anlamı olumlu ise olumlu. Anlamı olumsuzsa olumsuzdur. Eğer soru anlamı varsa soru cümlesidir. Ünlem anlamı varsa ünlem cümlesidir. Eğer yüklem sondaysa kurallı, yüklem sonda değilse devrik cümledir. Eğer yüklemi yoksa yani tamamlanmamış ifadeyse ekstresi cümledir. Fakat bir de yapısına göre cümleler var. Burada bir tek yüklemli cümle dediğimiz basit cümleler var. Tek yüklemli cümle yani. Bunun sadece yüklemi var. Bir fiilimsi bulunan cümle var. Buna birleşik cümle de deniyor. Fiilimsi bulunan cümle. Burada da yan cümle var. Yani bir fiilimsi var. İçinde fiilimsi olacak. Bir sıralı cümle var. Yani bu da birden fazla yüklemli cümle. Birden fazla yüklemli cümle diye geçiyor. Bir de bağlacı olan cümle var. Bunda birden fazla yüklem var ama yüklemler birbirine bağlaşta bağlanıyor. Şimdi burada demiş ki devrik bir fiil cümlesidir. Fiil cümlesine dediğine göre yüklem fiil olacak. Devrik dediğine göre yüklem sonda değil ortada ya da başta olacak. Şimdi uyandı sessizce dediğimizde uyandı mı sonda yoksa sessizce mi sonda? Sessizce sonda hocam. E, sessizce sondaysa yani uyandı sonda değilse uyandı yüklemi sonda değil. Başta Demek ki devrik. Uyanmak da fiil olduğu için fiil. O zaman bu da doğru. Bak. Fiil cümlesi çünkü yüklemi fiil. Devrik cümlesi çünkü yüklemi devrilmiş. Yani en son değil baştan. İkin, şey, üçüncü cümlenin yüklemi etken çatılı bir fiildir diyor. Hangisi söylenemez demişti. A ve B söylemiyor. Etken çatılı bir fiildir diyor. Şimdi hayra yordu gördüğü düşü diyor. Şimdi etken edilgen nedir? Bunu da hemen anlatalım. Şimdi arkadaşlar fiil çatısında fiil çatısında şöyle yazıyorum bakın buraya fiil çatısı konusunu da. Bu da zaten ikinci dönem konusu ama hocanın sorarsa diye burayı anlatıyoruz. Bir nesne yüklem ilişkisine göre fiillerimiz var. Tamam mı? Bir de özne yüklem ilişkisine göre fiillerimiz var. Özne yüklem ilişkisine göre fiillerde iki tane seçeneğimiz var. Ya etken fiil var Tonguç Eladim benim ya da edilgen fiil var. Etken fiilde özne işi kendisi yapıyorsa kendisi yapıyorsa özne etken oluyor. Eğer iş başkası tarafından yapılıyorsa bak edilgen yapılıyor. Başkası tarafından yapılırsa bu edilgen oluyor. Şimdi burada demiş ki etken çatılır demiş. Yani kendisi yapacak. Hayra yordu gördüğü düşü. Gördüğü düşü hayra yordu diyor ya. Hayra yormak yani hayra yordu. Kendisi mi yordu yoksa başkası tarafından mı yordu? Kendisi yordu hocam. E o zaman kendisi yordu diyorsan bu etken çatılı. Niye? Çünkü iş kendisi yapar Bak. Öğretmen soruyu anlattı. Kendisi yaptı. Etken. Sorular anlatıldı. Başka tarafından o edirgen oluyor. Dolayısıyla burada hayra yordu. Kendisi yordu. Dolayısıyla bu etken olmuş oluyor. Şimdi hayra yoruldu deseydi birileri tarafından hayra yoruldu. Olurdu o zaman edirgen olurdu. Şimdi demiş ki dördüncü cümle yüklemi geçti bir fiildir. Şimdi bir de geçti geçtiğe bakalım. Buradaki mantığımız da şu Tonguç'um. Fiil eğer Geçişli ise, geçişli fiilse yanına onu kelimesi geliyor. Eğer geçişsiz bir fiilse, geçişsiz bir fiilse yanına onu kelimesi gelemiyor. Mesela seviyor dediğimizde onu seviyor diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Peki uyudu dediğimizde onu uyudu diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. E, o zaman bu geçişsiz oluyor. Bu kadar basit. Şimdi bakalım bakışlarından kaynayan bir pınar süzüldü. Onu süzüldü diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu onu süzüldü diyemediğimiz için geçişli değil, geçişsiz bir fiildir. Burası da bu kadar basit oluyor Tonguç Ali yani. Dolayısıyla D yanlış. Onu seviyor geçişli, onu uyudu diyemediğimiz için geçişsiz. Onu süzüldü diyemediğimiz için geçişsiz ama buraya geçişli yazmış. O yüzden cevabımız D seçeneği. Geldik buraya. Aşağıdaki cümleleri yapılarıyla eşleştiriniz demiş. Tek yüklemli cümle sadece yüklem oluyordu. Fiilimsi bulunan cümlede fiilimsi oluyordu. Birden fazla yüklemli cümlede birden fazla yüklem oluyordu. Bağlıcı olan cümlede de birden fazla yüklem olup... ...bir de bağlaç oluyordu. Buraya da çizelim hatta bak. Tek yüklemli cümle. Fiilimsi bulunan cümle. Burada bir fiilimsi var. Birden çok yüklemli cümlede birden fazla yüklem var. Bağlıcı olan cümlede de birden fazla yüklem var. Ama arada bağlaçlar var. Bağlaç nedir hocam? Bağlaç ne biliyor musun? Böyle bağlayan şeyler. Ve ama fakat işte veya buna benzer şeyleri biz bağlaç diyoruz. Bakalım şimdi. Ya başlamalı ya bitirmeli bak. Ya ya bir bağlaç. O yüzden bu bağlacı olan cümle bir de. Diyelim ki bunu bilemedim. Diyelim ki bilemedim. Bunu boş bırak hemen diğerine bak. Kar taneleri ne güzel anlatıyor. Tamam. Birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu. Hmm. Şimdi bak. Kar taneleri birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu ne güzel anlatıyor diyor. Anlatıyor diye bir tane yüklemimiz var. Tamam. Bir tane yüklemimiz var. Dolayısıyla birden çok yüklem cümle olamaz. Peki bu cümlede sence fiilimsi var mı Tonguç Elan benim? Var hocam. Harikasın bak. Vermeden vererek. Almanın almamanın. Olduğunu olmadığını. Bak burada bir iki üç tane fiilimsi var. O yüzden bu fiilimsi bulunan cümle oluyor. O yüzden iki B. Üçe bakalım. Bahar geldiğinde hafiflediğimizi hisseder. Tatlı esintilerin yeniden uyanan doğanın tazeliğiyle bir coşkuyla kaptarırız kendimizi diyor. Bak hissederiz kaptırırız. Burada kaç tane yüklem var Tonguç'um? İki tane var hocam. O zaman burada iki tane yüklem varsa birden çok yüklemli cümle oluyor. Üçte C olmuş oluyor. O zaman dörtte A olmuş olacak. Bakalım doğru mu? Yol boyunca gözlerini ayırmadı yemyeşil ovalardan. Ayır, gözlerini ayırmadı yüklem. Yemyeşil ova bol bu boyunca. Burada filmsi yok. Burada filmsi yoksa o zaman tek yüklemli cümle oluyor. O yüzden dörtte A olmuş oluyor. Dolayısıyla Ahmet eve geldi. Tek yüklemli cümle. Ahmet eve koşarak geldi koşarak filmsi olduğu için filmsi bundan cümle. Ahmet eve geldi virgül içeriye girdi birden çok yüklenmiş cümle. Ahmet eve geldi ve içeriye girdi bağlacı olan cümle olmuş oldu. Geldik şimdi anlatım bozukluğuna. Anlatım bozukluğunda kullanacağımız taktik şu. Virgülün olduğu, bağlacın olduğu, filmsin olduğu yerlerde iki salla bir bağla taktiği uygulayacağız Tonguç'um. Saz mı çalacağız hocam? Aynen saz çalmak gibi. iki salla bir bağla. Bak şimdi. Eğer iki sala bir bağla yaptığında onu kelimesi eksikse ne eksikliği olacak. İşte e, özne eksikse özellikle yüklem uyuşmaz ya da özne eksikliği olacak. Gel istersen bunlara bakalım şimdi. Geçen yaz biz Dubai'ye amcamlar ise Hawaii'ye gittiler. Şimdi bak burada biz Dubai'ye gittiler olur mu? Olmaz hocam. Çünkü biz Dubai'ye gittiler olmuyor. Bak amcamlar Dubai'ye gittiler diyebilirsin. Ama biz Dubai'ye gittiler olmaz. Dolayısıyla şöyle demesi lazım. Geçen yaz biz Dubai'yi, amcamlar ise Hawaii'ye gittik demesi lazım. Yani biz ve onlar birlikte özne olduğunda yüklem biz olur. E o zaman burada öz yüklem uyumsuzluğu var. Burası altın. Bir basın açıklaması yaparak hakem hataları eleştirildi. Hmm, şimdi bak. Eleştirildi diyor edilgen. Açıklaması yaparak diyor etken. Halbuki ne demesi lazım? Bir basın açıklaması yapılarak... Yapılarak hakem hataları eleştirildi demesi lazım. Yani uyuşmuyor, çatı uyuşmazdı. Bu da beş. Yazar genç şairlere ön yargıyla yaklaşır, acımasızca eleştirirdi. Bak şimdi. Yazar genç şairlere ön yargıyla yaklaşır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki genç şairlere acımasızca eleştirirdi oluyor mu? Olmuyor hocam. Olmuyorsa bak genç şairlere eleştirir değil de genç şairleri yani onları acımasızca eleştirir demesi lazım. O yüzden yazar genç şairlere ön yargıyla yaklaşır. Onları acımasız eleştirir dediğimiz için onu, onları gibi şeyler eksik olduğunda nesne eksikliği oluyor. O yüzden burası bir. Şimdi nesne eksikliğini yaptık. Devam ediyoruz. Bu soruyu bu arada çatışmazlığına yaptık. Devam edelim. Özellikle amaçmazlığına yaptık. Devam edelim. Bu soruyu niteleme ve belgisiz sıfatları bilmeyen öğrenci yapamaz. Ne demiştik? V'nin olduğu yerde, virgül olduğu yerlerde iki bir bağlı yapacağız. Bak şimdi. Bu soruyu belgisiz sıfatları bilmeyen öğrenci yapamaz diyebilirsin. Peki bu soruyu niteleme sıfatları bilmeyen öğrenci olmuyor. Bu soruyu niteleme sıfatlarını ve belgisi sıfatları. Bak burada niteleme sıfatlarını ve belgisiz sıfatları bilmeyen öğrenci yapamaz demesi lazım. Bununla bu uymuyor. Dolayısıyla burada tamlama yanlışı var. Burası da dört. Karıncalar sabahtan beri yuvalarına yiyecek taşıyorlar. Bak karıncalar taşıyorlar. Olmaz. Karıncalar taşıyor demen lazım. Türkçe'de Cansız varlıklar, hayvanlar çoğul yüklemle kullanılamıyor. Mesela kalemler güzeldirler diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Kalemler güzeldir demen lazım. Ayakları ağrıyorlar? Olmaz. Ayakları ağrıyor demen lazım. Ama öğrenciler geldiler de diyebilirsin, geldi diyebilirsin. Ama eğer cansız varlıklar ya da hayvanlar özneyse o zaman tekil yüklem kullanman lazım. Dolayısıyla burada da özne yüklem uyuşmazlığı var. Bu da altın. Sanırım yeni aldığım cep telefonunun şarjı bitmiş açılmıyor. Bak şimdi. Sanırım yeni aldığım cep telefonunun şarjı bitmiş. Ne bitmiş Tonguç'um? Cep telefonunun şarjı. Süper. Cep telefonunun şarjı bitmiş. Özlemiz bu. Peki ne açılmıyor Tonguç'um? Cep telefonu. E ama burada cep telefonu yazmıyor ki. Cep telefonunun şarjı yazıyor. Şarjı yazıyor dedim ben yani tabi bir anda okuyamadım. Önemli değil. Cep telefonunun şarjı yazıyor. E o zaman burada özne eksik. O zaman buraya ne yazacağız Tonguç'um? Cep telefonunun cep telefonu açılmıyor demesi lazım. Yani burada özne eksik. O yüzden buraya da iki diyoruz. Konumuzu İnşallah bol soru çözerek, pekiştirerek anlayabilirsin. LGS'de çıkmadığı için bu kısmı atladık ama yazılarınıza çıkıyorsa mutlaka iki salla bir bağlı yöntemiyle eksik olan öğeyi bularak yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geldik yazım yanlışlarına. Şimdi yazım yanlışlarında yazım yanlış olan sözlerin altını çizeceğiz ve doğrusunu bulmaya çalışacağız. Bakalım. Taraklı ilçesine 22 kilometre mesafedeki Karagöl Yaylası'na çıkmak için Mayıs ve Ağustos ayları en uygun zamandır demiş. Şimdi birincisi ilçeleri yazarken i küçük yazacağız. Dolayısıyla bu şöyle yazılmalı. İl çesine diye yazılması lazım. İ küçük olacak. 22 kilometre nokta demiş. Hayır burada noktaya gerek yoktu. Bu da KM olacak. Bak yanlışların altını kırmızı ile siliyorum. Doğrusunu yazıyorum Tonguç'um. Karagöl Yaylası'na e doğru mu? Doğru. Aferin doğru. Çıkmak için Mayıs Ağustos yazımları doğru mu? Doğru hocam. Niye? Çünkü spesifik bir tarih değil. Mayıs Ağustos diyor. Hangi Mayıs? 17 Mayıs mı? 29 Mayıs mı? Böyle değil. O yüzden burada da net bir şekilde biz M ve A'yı küçük yazdık. Tamam. İkide bir borcumu hatırlatman hiç de hoş değil demiş. Bak şimdi. Burada D'yi kapatalım öncelikle. İkide bir borcumu hatırlatman hiç hoş değil diyebiliyoruz. Bak D'yi kapatabiliyorsan cümleden atabiliyorsan ayrı yazılıyordu. Bu da ayrı. Ama şöyle bakalım. İki bir borcumu hatırlatman oluyor mu? Olmuyor hocam. Olmuyorsa bu bitişik yazılması lazım. İkide bir diye yazılması lazım. Dolayısıyla burada hata olmuş. O zaman burayı da gördük. Ünlü müzisyen Mozart. Mozart'ın son Mozart'ın dinlediniz mi hocam? Gerçekten çok kaliteli, çok elit ve çok seviyeli bir eseri yaptığın için çok teşekkür ediyorum. Mozart'ın son zartını dinlemedim. Mozart'ın son senfonisini dinledim sonuçta. Neyse. Ünlü müzisyen Mozart 1756-1791 yılları arasındaki yaşamanın 3. yılında piyano çalmış. 5. yılında ilk bestesini yapmış. 6. yılında konser seyahatlerine çıkmış diyor. Şimdi bak. Müzisyen Mozart dediği için bir kere müzisyenin M'si büyük olacak. Yani şöyle olacak. Müzisyen, ressam bunlara büyük yazılıyor. Müzisyen Mozart. Tamam mı? burası doğru devam ediyorum. 3. olur. 5. olur ama 6. olmaz. Niye? Altının sonu zaten A ile bittiği için 6. olması lazım. Yani ikinci diye yazılır. Zaten A ile bitiyor. 7. diye yazılır. Zaten e ile bitiyor. 12. diye yazılır. Zaten A ile bitiyor. 50. diye yazılır. Zaten A ile bitiyor. 17. diye yazılır, yazılır. Niye? Bunlar zaten e ile bitiyor. Ama 1. r ile bittiği için veya 3. Ç ile bittiği için, beşinci Ş bittiği için onlara inci, üncü gelebilir. Ama bunlarda sonu zaten i ile ı ile bitenlerde koymana yok. Nc'yi koyacaksın. Dolayısıyla burada da hata yapılmış. Bunun altını çiziyorum. EYT'den emekli olan Hande Hanım'ın veda konuşması iş yerindeki birçok kişiyi duygulandırdı. Şimdi bak. Bir kere birçok bitiş yazılır. O yüzden buraya birçok bitiş yazıldığını yazalım. Şöyle birçok. EYT'den emekli olan Hande Hanım'ın da H'si büyük olmalı ve ayrılmalıydı. Hande Hanım ın olması lazım. Dolayısıyla buradaki hatalar. Ha bir de bir şu var. İş yerindeki. iş yerindeki de ayrı yazılı. İş yerindeki diye yapmamız lazım. Dolayısıyla burada hem hanımın H'si büyük olmalıydı ve ayrılmalıydı. İş yerindeki ayrı yazılmalıydı. Birçok da böyle bir tık yazılmalıydı. Şimdi geldik noktalama işaretlerine. Aşağıda verilen cümlelerdeki boş yay ayraçlara uygun noktalama işaretlerini getiriniz demiş. Bakalım. Atalarımız şöyle farklı bir renk kullanalım mesela. Yeşil renk kullanalım. Kel ölür, sırma saçlı olur kör ölür, badem gözlü olur demiş. Yani bir şeyin değeri öldükten sonra anlaşılır demiş. Adam gençliğinde kel 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 derler ama ölünce yani güzel saçları var onun derler. Kör 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 derler ama ölünce yani kadar güzel gözleri var derler. Dolayısıyla dikkatli olacağız. Kel ölür, virgül, sırma saçlı olur, noktalı virgül, kör olur, badem gözlü olur olması lazım. Burayı ayırmak için virgül kullandığımız için ortaya noktalı virgül getiriyoruz. Yani daha karizmatik virgül. Neler yoktu ki çantasında? Neler yokmuş bakalım. Yürüyüş ayakkabısı yedek atlet, çorap. Burada cümlenin devamı geleceği için üç nokta yani örneklerin devamı gelecek Mesela çantasında üç şey vardı. Yürüyüş ayakkabısı, yedek atlet, çorap. Nokta koyardık. Ama neler yoktu gidiyor. Daha devamı gelecek demek istiyor. O yüzden buraya üç nokta gelecek. Tonguç benim. A, bir yaşıma daha girdim. Kahvaltıda böyle ağır yağlı yiyecekler yenir mi hiç demiş. Şimdi burada A'dan sonra ünlemiş artı gelir mi? Gelir hocam. Patladın. Eğer ünlemiş artı gelseydi B büyük yazılırdı. Ama buraya gelmez. Sadece virgül gelecek. A bir yaşıma daha girdim noktalı virgül kahvaltıda böyle ağır yağlı yiyecekler yenir mi istiyoruz? Niye buraya noktalı virgül geldi? Çünkü burada zaten virgül var. Eğer ortada hiçbir şey yoksa yani buralarda bir şey yoksa virgül koyarsın. Ama buralarda virgül varsa ortaya noktalı virgül koymamız gerekiyor. O yüzden burada cevabımız bu. Şimdi geldik anlam bilgisi kısmına. Artık bundan sonrası çok daha hızlı, çok daha kolay, çok daha güzel ilerleyeceğiz. Sizler zaten anlam bilgisinde yazı notlarından şöyle konuları tekrar etseniz bile esasında bol bol soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sorular bizi kurtarıyor. Şimdi başlayalım. Demiş ki altı sınavda daha çok test çıkacağı için biz de size test soruları hazırlamaya çalıştık ama normal sorularımız da var. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlam özelliği yay ayraç yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Demiş ki ...dağ gibi adam hastalandıktan kısa bir süre sonra çöktü diyor. Şimdi buradaki çöktü sence mecaz mı, gerçek mi Tonguç? Um? Gerçek hocam. Hayır, gerçek değil. Bu mecaz. Niye? Çünkü mecazlık arkadaşlar... ...çökmek binalar için geçerli olan bir şey. Allah korusun. Ama burada insanın çökmesi derken hastalandı, bitti, bitkin düştü demek istiyor. Bak şöyle düşün. Şuradan şöyle bir e, deney malzemesi kullanalım. Şöyle. Şimdi bana söyle bakalım. Bu bardak boş mu, dolu mu Tonguç? Um? Boş hocam. Tamam. Bu bardak boş. Bunun boş olması gerçek. Peki senin kalbin boş mu dolu mu? Boş hocam. Kalbinin boşluğu ise mecaz. Yoksa kalbin içinde damarlar var, al var, ak var, etler var, kanlar var. Kalbin boş değil. Ama içi boş derken sevdiğin biri yok bana aslında diyoruz. Dolayısıyla bak kalbin boş olması mecaz ya da kafanın boş olması mecaz. Fakat ee, bardağın boş olması gerçek. Bu şekilde iyi bilmemiz lazım. Buraya. O yüzden bunu eledik. Devam ediyorum. Taraftarın oluşturduğu atmosfer yıldız sporcu etkile ediyor. Şimdi atmosfer bir terim mi? Değil. Atmosfer eğer coğrafya dersinde kullanılırsa terim olur. işte. stratosfer ve troposfer atmosferin en önemli tabakalarından biridir gibi böyle bir coğrafya dersinde kullanılsa ne bileyim sosyal bilgiler dersinde kullanılsa olur. Ama burada mecaz anlamda kullanılmış. Dolayısıyla bu terim değil mecaz olacak Tonguç'um. O yüzden cevabımız B gibi. Ama C'ye bakalım. Yeni aldığım ayakkabının burnu hemen açıldı. Ayakkabının burnunun açılması gerçek. Bu doğru. Eee ...gözlerine perde inmiş... ...bu yüzden on gün sonra ameliyat olacak... Ee, ...buradaki terim... ...niye biliyor musun? Gözlerine perde inmiş derken bu bir tıp terimi... ...yani böyle işte... ...eğer gözüne perde inmek diye bir şey kullanılıyorsa... ...bu mecazi değil, terim olarak kullanılıyor... ...bu zor bir bilgi, yani bir tıp terimi... ...on gün sonra ameliyat olacakmış bundan dolayı... ...yani şöyleyse gözlerine perde inmiş... ...hiçbir gerçeği göremiyor... ...her şeyi yanlış yorumluyor deseydi mecaz olurdu... ...ama gözlerine perde inmek burada bir tıp terimi... ...o yüzden cevabımız... Bursa seçeneği sevgili Tomurcuğum. Geçiyoruz neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç cümlelerini. Şimdi neden sonuç cümlelerinde bir nedenden dolayı bir sonucu ulaşılıyor. Olan olmuş, biten bitmiş. Mesela kar yağdığından yollar kapandı. Bitti, yapacak bir şey yok. Amaç sonuç cümlelerinde ise amacıyla anlam var. Yolları açmak için, yani yolları açmak amacıyla ekipler geldi. Koşu sonuç cümleleri ise anne cümleleri gibi. Yani ödevini yaparsan dışarı çıkarsın. Yemeğini yersen oyun oynayabilirsin. Kar yağarsa yollar kapanır. Burada da SSA anahtar kelimemiz sonuç. Şimdi başlayalım. Düğüne çağırmadık diye bize gönül koymuş. Burada bir amaç anlamı var, neden anlamı var? Neden anlamı var? Harikasın. Burada neden anlamı var? Niye? Çünkü bütün gönül koydu diyor. Üzüntü verici bir şey. Neden sonuç? Düğüne çağırmadık diye bize gönül koydu. Yani gönülde koymuş artık. Yapacak bir şey yok. Ünlü yazarı göreyim diye fuara geldim. Şimdi göreyim diye gelmiş. Görüp görmediği belli değil. Ve güzel bir şey için gelmiş. Ve göreyim diye yani görmek amacıyla diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz diye bak. Amacıyla anlamı buraya hafiften yerleşmiş. O yüzden bu amaç sonuç. Hamurlu yiyecekler tüketmediğin müddetçe kilo almazsın. Hamurlu yiyecekler tükettiğin müddetçe kilo alırsın. Yani kilo almak istemiyorsan hamurlu yiyecekler yeme. İstiyorsan ye gibi bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla bu nedir? Koşul sonuç. Harikasın. Bunu da işaretliyorum. Bayram alışveriş yapmak üzere evden çıktım. Şimdi burada üzere kelimesinin olduğu yere amacıyla yazıyorum Tonguç'um ve oku bakalım oluyor mu? Bayram alışverişi yapmak amacıyla evden çıktı. Mükemmel. Bak oldu. O zaman bu amaç sonuç cümlesi oluyor. Niye? Senin de okuduğun gibi burada üzerine olduğu yere amacıyla geldi ve net bir şekilde buraya oturdu. Malzeme eksik olduğundan tatlı yapmaktan vazgeçti. Neden vazgeçti? Malzeme eksik olduğundan. Bu da bir neden sonuç cümlesi oluyor. LGS'de Buna benzer bir soru tabii ki böyle boş doldurmalı değil de test içerisinde gelebilir arkadaşlar. Bunu bilin yazılığınıza da hocanız sorabilir sizlere. Geldik buraya. Bu metinde asıl anlatılmak istenen nedir diyor. Şimdi bu tarz sorularda her zaman söylediğimiz gibi metnin son cümleleri çok önemli. Sana bir şeylerden bahseder 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 sonlara doğru kısacası ama oysa özetle yani ...diyerek bize ana düşünceyi verir. O yüzden son cümlelere çok dikkat edeceğiz. Burası önemli. Bakalım. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdaki hangisidir demiş. Bakalım. Terzi dükkanları ile dolu caddede terzilerden biri dükkanına şöyle bir tabela asmış. Dünyanın en iyi terzisi. Bunu gören başka bir terzi de bir başka terzi de rekabet için tabela yazdırmış. Evrenin en iyi terzisi. Gerçekte en iyi terzi olan adam da bir tabela asma ihtiyacı duymuş ve tabelaya yazdırmış. Caddenin en iyi terzisi. Caddenin en iyi terzisi ne kadar dar bir anlam değil mi? Fakat dünyanın en iyi terzisi ve evrenin en iyi tersinin bulunduğu caddenin en iyi tersiyseniz onlardan bile iyisiniz demektir demiş. Şimdi bu metinde asıl anlatılmak için hangisidir diyor. Gerçekten değişik zor bir soru. Bakalım. Daha iyisini yapmak için yapılan rekabet kaliteyi artırır. Hmm. Abartılı övmeler insana yarar sağlamaz. İnsanlar iyi söze değil yapılan işin iyi olmasına bakar. En iyilerin olduğu yerde en iyi olandan daha iyisi yoktur. Bak gerçekten zor bir soruyu sordu ve doğru bak. Bu caddenin en iyisi, bu evrenin en iyisi, bu şeyin en iyisi falan yazdı ama... mantıken en iyilerin olduğu yerde, bak neydi? Biri dünyanın, biri evrenin en iyisiydi. En iyi olandan daha iyisi yoktur. Bunların içerisinde en iyisi neymiş? Caddenin en iyisi olanmış. O zaman mantıken de cevap deniz olur. Gerçekten zorlayıcı bir soru. Abartılı övmeler insana yarar sağlamaz biraz çeldirici. Ama dikkatli olduğumuzda cevabın deniz olduğunu görebiliriz. Geldik buraya. Anlatım biçimleriyle alakalı kısmımız. Bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bakalım. Terzi kendisine beyaz bir ipek gömlek dikiyordu. Baharda serince, temizce, yumuşakça, akça pakça giyecekti. Bak dikiyordu, giyecekti, sildi, dokundu, gördü. Bu sence birinci kişiyle anlatımı mı, üçüncü kişiyle anlatımı mı? Üçüncü kişi hocam. Süper. O zaman anlatım üçüncü kişinin ağzına yapılmış sıra diyebiliriz. Ama dikiyordum, giyecektim, sildim deseydi birinci kişiyle anlatım olurdu. Dolayısıyla bu üçüncü kişiyle bunu rahatlıkla yakaladık. Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Baharda serince, temiz, yumuşakça, akça pakça giyecekti. E burada betimleyici sözcük de var. Niye bak? Beyaz bir ipek gömlek, ak saçlar, ak sakallar. Bunlar şey oluyor. Betimleyici sözler de oluyor. Devam edelim. Başka işte ipeksi eller. Eee kızıl gölgeli ipler. Bunlar bir, bir şeyi gözümüze canlandırıyor. Devam ediyorum. Şimdi ak saçlarından ak sakallarına doğru süzülen terini benli ipeksi sildi. Kalbinde aniden hissettiği ağırlık kolundan eline, elinden kumaşa kaydı ve eğrildi kuma, kaymaz sandığı dikiş. Minik bir eğrilikle kumaşa kusur dokundu. Terzinin kalbine kusurun gölgesi düştü. Gölgenin içinde bir taş gördü. Taş, taşın içinde bir damla yaş, ...ve yaşın içinde kızıl gölgeli ipler. Gerçekten çok... ...böyle sanatsal bir ifade olmuş. Şimdi... ...gözlem var mı? Burada bir şeyleri gözlemliyor mu Tonguç'um? Var hocam. Bunun metin... ...bütününde gözlemleme var. O yüzden bunu da işaretliyorum. Bir şeyleri karşılaştırmış mı? Hayır hocam. O zaman bunu eledim. Benzetme var mı? Var. Burada bak diyor ki... E, ...kalbinde aniden hissettiği ağırlık... ...kolundan eline, elinden kumaşa kaydı... ...ve eğrildik, kayma anladık istiyor işte. Şurada... E, ...kalbine kusurun gölgesi düşüyor. Yani kusuru bir insanmış gibi, bir varlıkmış gibi görüyor. Kusurun gölgesi olmaz ki. Yani şöyle insanın gölgesi olur. Ağacın gölgesi olur ama kusurun gölgesi olmaz. Dolayısıyla burada benzetme değer verilmiş ama karşılaştırma yapılmamış. O yüzden bu şekilde ilerliyoruz. Geldik buraya. Bu metnin hikaye unsurlarını aşağıda belirtilen yerlere yazınız demiş. Bakalım. Nasrettin Hoca tan yeri ağrırken temiz hava almak için bahçeye çıkmış. Şimdi Burada e, tan yeri ağrırken diyor. Dolayısıyla bu sabah demek. Şuraya yazıyorum. Tan yeri ağrırken yani sabah. Ağarmak, beyazlaşmak ya ak beyaz. Dolayısıyla burada ağrırken ya da sabah diye yazıyorum. Bu zaman bahçe çıkmış. Bu, burada bir kişimiz var. Nasrettin Hoca onu yazalım mesela kişilerde. Nasrettin Hoca yazalım. Nasrettin Hoca. Başka kişiler varsa onları da ekleriz. Devam ediyoruz. Tam o sırada uzun zamandır borcunu ödemediği alacaklısı gelmiş. O zaman kişilere kim ekleyelim? Alacaklısı Süper. O zaman yazıyorum. Alacaklısı. Tamam. Devam ediyoruz. Kusura bakma hoca. Alacağım istemeye geldim. Demiş. Hocanın o anda cüzdanında bir kuruş bile yokmuş. Alacaklısına şöyle demiş. Borcunu en kısa zamanda ödeyeceğim. Bak şu bahçenin kenarını çalılarla çevirdim. Buradan geçen koyunların yünleri bu çalılara takılacak. Bu yünleri toplayacağım. Eğirtip iplik yaptıracağım. İpliği satıp sana borcumu ödeyeceğim. Hocanın sözlerini saçma bulan adam gülmeye başlamış. Bunun üzerine hoca peşin parayı duyunca gülersin tabii demiş. Yani adam dalga mı içiyorsun diye gülüyor ama Nasrettin Hoca da ona dalga geçiyor. Şimdi burada yer neresi Tomuç Helal benim? Bahçe. Süper bahçe. Nerede yazıyordu bahçe? Ee, bahçenin diyor. Bak şu bahçenin dediğine göre bahçe var. Bahçeyi de yazdık. Tamam. Anlatıcı bak ne diyor? Demiş o demiş. Anlatıcı da gösteriyor bak. Demiş o demiş. başlamış aynı zamanda geldim demiş bahçeye çıkmış diyor. O zaman bu birinci kişi mi üçüncü kişi mi? Üçüncü kişi. Süpersin. O zaman buraya üçüncü kişi anlatımı da yazıyorum. Kişi anlatıcı diyorum. Şimdi geldi olay. Olay ne? Ee, Nasrettin Hoca'nın alacağını vermemesi veyahut da şöyle diyelim. Nasrettin Hoca'nın alacaklısını oyalaması. Nasrettin Hoca'nın alacaklısını ...oyalaması diyebiliriz. Tamam. Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayrı içine verilen söz sanatı yoktur? Bakın söz sanatı arkadaşlar... ...LGS'de de girebilir. Biz yazılda da bekliyoruz. Ve sizlere hem e, Dinamo Soru Bankalarımızla... ...bunlarla çok güzel sorular hazırladık. Buradan çözebilirsiniz. E, Takıldığınız sorular olursa da mutlaka... ...burada mesela diyelim ki çözüyorsun. Nerede? Metin türleri. Söz sanatları. Takıldığın zaman... ...Tonguç'um ne yapıyorsun? Cevap anahtarına bakıyorum. Hayır cevap anahtarına bakmak yetmez. Bence çözümünü de izle. Hocalar burada size detaylı bir şekilde anlatıyor. Burası da önemli. Şimdi devam edelim. Aşağıdaki dizelerin hangisi ya ayrı verilen söz sanatı yoktur? Kilim kalbin aynasıdır, gönlün sesidir. Her nakışı bir duygunun ifadesidir. Bak kilim kalbin aynasıdır diyor. Yani kilimi kalbin aynasına benzetiyor. Gönlün sesine benzetiyor. Benzetme var. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bak yıldırımlar evlerin bacasını kolluyor diyor. Kişileştirme yapmış. Kara renk Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık diyor. Bulutları kül rengine benzetiyor ama abartma falan göremedim ben burada. Bu dursun bakalım. Ayrılık bir şey değil. Çekilir dostum ama vatan mahzun bir yandan diyor. Vatan, bizim vatanımız yani yurdumuz hüzünlü demek istiyor. Dolayısıyla vatanı adeta bir insan gibi düşünmüş. İnsana benzetmiş. İnsan olmayan varlıkların insana benzetildiği söz sanatı kişileştirme oluyor. Dolayısıyla bak burada vatanımızı şöyle üzgün çiziyorum. Burada vatan mahzun derken kişileştirme yapmış. O zaman bu da doğru bir varken bir yok oldu. işte dünyamızın işleri. Burada birbiriyle zıt olan kelimeler hangileri Tonguç'um? Var yok. Harikasın. Var yok. E o zaman tezat. Yani tezıt. Zıtlık da var. O zaman A doğru. C doğru. D doğru. Ama B de abartma değil. Ee, kişileştirme var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi Tonguç Eladmin. Yazılın için Dinamo Soru Bankası'ndan mutlaka mutlaka konularla alakalı soruları çözüyorsun. Çünkü LGS senesi olduğu için 8. sınıfta yazılarda bizlere hep test soruyorlar. Dolayısıyla burada sözcükte anlamla alakalı, cümlede anlamla alakalı, parçada anlamla alakalı bir sürü testimiz var. Eğer bunu bitirmediysen, bu kitabı almadıysan mutlaka çöz. Burada hem birinci dönem konuları için hem de yazılı için süper faydalı testler var ve burada takıldığın sorularda eğer çok kolaysa ve kaçırdıysan cevap atarından anlamam, birazcık zorlandıysan mutlaka cevap anahtarını açıp daha doğrusu e, Karekodu okutup soruların çözümlerini izle. Zaten soru çözümlerine girdi de sana ekstra dijital sorular da veriyoruz. Bir diğer şey yazılı notlarını mutlaka yanında bulundur. Çünkü burada sadece Türkçe için değil, matematik, fen, inkılap, din, İngilizce için de sana süper yazılı proları, daha doğrusu yazılı notları verdik. Yazılı konuları anlattık. Burada kazanımlara göre ilerliyorsun. Burada da bitirdikçe yana tik atma yani mesela şöyle. Burada söz sanatlarını öğrendin, metin türlerini öğrendin. Ardından da bunlarla alakalı kazanımlarda neler var bunları böyle pıt 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 biliyorsun. Mesela demiş ki cümle türlerini ayırt edebiliyorum. Şimdi cümle türlerini buradan çalıştın. Bizim yazılı provasını izledin. Burada da biliyorsun. O zaman evet ayırt edebiliyorum diye buna koy. Veyahut da işte gerçek mecaz terim anlamı sözcükleri belirleyebiliyorum. Belirleyemiyorsan terim anlamı bir daha git çalış. Videomuzu bir daha izle. Hemen belirleyebiliyorsan tık at. Burası son kez neler bilmen gerektiğini sana gösteren net bir kısım. Tüm konularda sana detaylı bir şekilde anlatıyor. İnşallah yazılımdan en yüksek notları alırsın. Sizler de arkadaşlar en güzel notları alırsınız. Bizler LGS son tekrar kampımıza devam ediyoruz. Sonrasında da 8'den 9'a kampıyla ilerleyeceğiz. 8'den 9'a kampında da matematik çalışmalar kalmayacağız. Şu anda LGS odamızda çalışmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah yazılıdan 100 alırsınız arkadaşlar. Hadi bakalım.